Arkadaşlar merhaba. 6 ay önce kuzenimin almış olduğu Carpetto 360 karavanının olumlu ve olumsuz yönlerini sizlere gösterip karavanı da sizlere tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar kuzenim Murat şimdi sizlere Carpetto karavanın tanıtımını yapacak. İşte artılarını ve eksilerini göreceğiz. Kullanan kişi olarak birebir kendisinin beğendiği ve beğenmediği yönleri var tabii ki. Onları bize aktaracak. Şimdi dışarıdan tanıtımını yapalım bir karavanın. Şimdi ben sözü kuzenime yani Murat'a bırakıyorum. Şimdi size karavanı anlatıyor. Alayım. Şöyle vereyim. Merhaba arkadaşlar. En baştan. Sahip olduğumuz karavan yaklaşık 6 aydır bende. Piyasada çekme karavan grubunda 750 kilogram 6 sınıfta olan karavan modellerinden. Burada da gördüğünüz gibi Carpanto'nun 360 modeli. Bu markanın orta boy modeli diyebilirim. Bunun bir de 3.10 ve 4.10'luk versiyonları var. Ben kendimce bana yeterli ve kompakt olması sebebiyle bunu tercih ettim. Donanım olarak herhangi bir kamping alanına veya dışarıya bağlı kalmadan kendi başına en az bir hafta kadar idame ettirecek şekilde bir donanım grubu istedim firmadan. Onlar da ona göre gerekli parçaları ilave ettiler. Kısaca bahsedeyim. Aslında birçok karavanda standart olan özellikler bunlara mevcut. En baştaki özelliği dediğim gibi 750 kilogramın altında oluşu. Bu karavanın boş hali yani fabrika verileri 600 kilogram. Ama diğer bahsettiğim ek donanımları ilave ettiğimizde 750 kilograma kadar gelebiliyor. Bu sizin tamamen tercihinize bağlı model seçimlerinizden yani donanım modeli seçimlerinizle alakalı bir durum. Benim bu karavanım tartmadım ama 750 kilogramı geçmiyor. Yaşamsal donanımlarının yüklü olması halinde bile. Dışarıdan şöyle bir kısaca göstereyim. Bir giriş kapımız var. Normal yetişkin bir insanın rahatlıkla girebileceği bir genişlikte. Ben bu bahsettiğim cepleri, gördüğünüz cepleri sonradan ilave ettim. İşte terlik, ayakkabı vesaire kapandığında iç tarafta kalması için. Böylece dışarıya herhangi bir ayakkabınızı bırakmamış oluyorsunuz doğada kaldığınızda. Askıları kendim ilave ettim. Gördüğünüz gibi tutamaçları var. Kapatıp bu şekilde açabiliyoruz. Dışarıdaki kapaklardan yine bahsedecek olursak 2 kilogramlık standart piknik tüpü bu karavanda kullanılıyor. Bu şekilde bir hazne yapmışlar. Detantörüyle beraber geliyor. Detantörsüz kesinlikle kullanmayın. Çünkü içerisindeki ocaklar genelde standart tüp basıncını kaldıracak durumda değil. Çok tehlikeli olabilir. Bu en önemlisi. Bu koyduğumuz tüp bölümü tamamen yalıtılmış durumda. Yani iç kısma, kabine herhangi bir gaz sızıntısı ihtimalinde bir sızdırma yapmıyor. Zifle kaplanmış durumda ve aynı zamanda dışarıya doğru açılan bir havalandırma kapağı var. O da herhangi bir olası gaz sızıntısı durumunda biriken gazı kapak kapalı dahi olsa dışarı atmayı sağlıyor. Devam edelim. Reflektörlerimiz, yan reflektörlerimiz. Onun haricinde aracımıza bağladığımızda seyir ışığı dediğimiz karavanın dış köşelerini gösteren beyaz ledlerimiz. Bu farlarınızı yaktığınızda aracınızın onlar da yanıyor. Ve karavanın uç köşe noktalarını gece karanlık dahi olsa görebilmenizi sağlıyor seyir esnasında. Bu model frenli bir model. Artık frensiz modelleri yapmıyorlar zaten. Gördüğünüz gibi arabalardan tanıdık bir el freni mekanizması var. Bu mekanizma park halinde çektiğinizde karavanın tekerleklerini kilitleyerek sabitlenmesini sağlıyor. Frenli bir kapling sistemi var. Siz fren yaptığınızda içerisindeki mekanizma karavana da kampanaları sayesinde fren yaptırıyor ve arabaya ekstra bir fren yükü sunmuyor. Remis havalandırma kapağı. Normalde bunun standart donanımında 40'a 40 bir kapak mevcuttu. Ben özellikle büyük olanını tercih ettim. Ekstra donanım farkı ödeyerek. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiyem daha büyük olan bir cam, havalandırma camı tavsiye etmeniz. Çünkü bu gece de yatak halinde kullanırken yıldızları da görmenizi sağlıyor ve daha sağlıklı, daha ferah olmasını sağlıyor. Devam edebiliriz böyle. Bu taraftaki girişimiz, bu gördüğünüz su deposu girişimiz. Buradan su ilavemizi yapabiliyoruz.
normal anahtarı vasıtasıyla çıkartıyoruz. Standart bir araba benzin deposu gibi hortumu soktuğunuzda doldurabilirsiniz. Avrupa standartlarında 220 volt özel alaşımlı bir elektrik girişimiz var. Bu dışarıdan 220 volt girişi sağlıyor. Bu da kullandığımız gri su dediğimiz, karamanlardaki tuvalet suyu değil, tamamen duş ve musluk, el yıkama, diş fırçalama vesaire bulaşık suyunu dışarı atmayı sağlayan haznenin kapağı. Ben açık bıraktım özellikle. Kapalı kalmasın, içinde atık su kalırsa koku yapar vesaire gibi bir durumdan park halinde açık bırakıyorum. Kullanırken de muhakkak ki eğer kamp harici bir yerdeyseniz, bir kova veya suyu bir yerde toplayabilecek, doğaya zarar vermeden istediğim gibi kontrol edebileceğim bir kaba dolduruyorum. Daha sonra sıklıkla boşaltıyorum. Şöyle söyleyeyim, karavan genelde eksi yönünden bahsedecek olursam çok bir negatif yönünü yaşadım söyleyemem. Tek sıkıntım kamping harici konaklamalarda 50 litre olan temiz su deposunun bazen yetersiz kalıyor olması. Bunu da birkaç tane damacana ekstradan bagajıma atarak çözmüş bulunmaktayız. Ama normal standart bulaşık ve el yüz yıkama durumlarında 50 litre yine yetiyor. Ama duş alacağım derseniz bu yetmeyebiliyor doğal olarak. Şöyle gelelim. Dışarıdaki kapaklarımızdan, havalandırma camlarımızdan. Bu ranzalı bir model. Arka tarafta iki tane ranzası var. Üst ranzanın gördüğünüz gibi bir havalandırma kapağı var ve penceresi. Bu da alt ranzanın penceresi. Burada Avrupa imalatı, İtal özel karavan camı kullanıyorlar. Kesinlikle diğer yerli markaların bazılarında kullanılan sürgülü minibüs camlarından yoktur. Bunlar çift kat plexiglas. Evlerdeki çift cama benzeyen, ancak tek farkı fonksiyon olarak aynı olup tek farkı plastikten ve özel PVC'den yapılmış olması. Hepsinde sineklik ve storları mevcut. Stoplarımız gördüğünüz gibi, plakamız gördüğünüz gibi, sabitleme ayakları bu şekilde. Sabitleme ayakları normalde orijinalinde sadece arkada geliyor. Ben ekstradan önlere de taktırdım ki park halinde bir yerde kamp attığınızda sallantıyı minimuma indirme amacıyla ve daha güvenli hale getirme amacıyla. Ben ilave olarak bir de güneş paneli koydurdum, 300 wattlık. Bu 300 wattlık güneş paneli 60 amperlik lityum aküye bağlı. Bu standart kullanımlarda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ben 3 gün, 4 gün kamp dışı kaldığımda dışarıdan hiç elektrik girdisi yapmadan karavanın 12 voltluk buzdolabı, aydınlatması, telefon şarjları, su pompaları kendi kendine yetebilir seviyede çalıştı. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Bu konulara memnunum diyebilirim. Tavsiyem, normalde karavanın donanımında, standart donanımda akü yok. Genelde de karavanlarda jel akü kullanırlar. 2x100 amperlik gibi. Ama bunlar çok ciddi ağırlık demek. Tabii herkesin bütçesine göre bu tercih değişebilir ama benim tercihim daha hafif olan ve daha verimli olan lityum aküden yana oldu. Yani bu kapasitedeki bir jel akü 15 kiloyken lityum akü yaklaşık 6,5-7 kilo civarında. Bu hem kilodan hem de akünün kullanım ömrü açısından çok çok daha verimli. Aküyü cep telefonu bataryası gibi son raddene kadar kullanabiliyorsunuz ve herhangi bir problem yok. Daha modern bir akü. Dışarıdan kısaca anlatabileceklerim bunlar. Yine yan aydınlatmamız var, içeriden kontrollü. Gayet kuvvetli bir LED ışığı var. İhtiyaç durumunda yapabilirsiniz. İçeriye geçebiliriz yavaştan. Evet, şimdi biz karavan için tanıtımına başladık. Sağ taraftan başlayalım. Burası... Ben devam edeyim yine. Burası iki kişilik ranza. Altta bir kişi, üstte bir kişi yatabiliyor. Normalde ölçüleri 1.90'a 75 santim genişliğinde. Burada girişte ferahlık sağlama adına özel bir tasarım yapmışlar. Üst kısım, yani baş kısmı 75 santim veya 70 santim yanlış hatırlamıyorsam, aşağı ayak kısmında 50 santime kadar daralıyor. Bu bir girişte daha geniş bir alan ve mutfağda bir tık daha geniş olmasını sağlıyor. 360 boyunda bir karavanda bile bu özelliklerin hepsinin barındırılması için bu önemli bir etken. Üst katımız, üst ranzamız 70 kilogram olarak yazılmış ama bu prosedür gereği olan bir şey, normalde daha
ağır olan arkadaşlarım yattılar, bir problem yok. Bilginiz olsun. Alt katta herhangi bir ağırlık sınırlaması yok. Aynı zamanda bunun altı baza olarak tasarlanmış. Buraya bütün kamp malzemeleri fazlasıyla sığıyor. Burada benim mangalım, saç tabama kadar her şeyim var. Masam, tost makinem, sandalyelerim. Bütün ıvır zıvırlarınızı koyabilirsiniz. Ve çok pratik şekilde de yine. Çok da pratik kapanıyor. Evet. Ben sadece yaz değil kış konaklaması da planladığım için ekstradan Webasto dizel ısıtıcı koydurdum. Onun hava emişi ve hava çıkışı, sıcak hava çıkışları buradan. Kontrol panel sayesinde istediğiniz seviyeyi ayarlıyorsunuz. Otomatik olarak o ısıya geldiğinde kapatıyor ve tekrar devreye giriyor. Tam arkamdaki kapı duş ve tuvalet kapısı. Şöyle geçeyim oradan. Ben de çıkayım. Sen de. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu da duşumuz, tuvaletimiz. Gördüğünüz gibi içerisinde saklama dolapları mevcut. Burada birçok malzemenizi, banyo malzemenizi koyabiliyorsunuz. Burada bir problem yok. Üzerinde yine manuel kontrollü, özel kapaklı ve sanitlikli. Yine ithal bir havalandırma heki var. Ben ilave birkaç kendim dolanım aldım. Günlük kullanımda daha pratik olsun diye işte diş macunu aparatı, diş fırçası aparatı gibi. Tuvaletimiz içten kasetli, dıştan kasetli değil. Tedford'un bir modeli. Gayet kullanışlı. Benim daha önce hiç böyle bir seyyar tuvalet tecrübem olmamıştı ama çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da kaliteli bir ürün. Herhangi bir koku vesaire aklınıza bir şey gelmesin. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 6 aylık süreçte bunları test ettin. Evet, fazlasıyla test ettik. Özellikle yaz aylarında insanlar koku yapar mı gibisinden bazı sorular sorular ama kendim arkasındaki kimyasalları aldığınızda ve gerekli konsantrasyonunda hazneleri doldurduğunuzda inanın hiçbir sıkıntı yok. Yani 40 derece sıcakta bile herhangi bir koku, akma vesaire hiçbir şey duymuyorsunuz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Normal duşumuz, musluk aynı zamanda böyle spiral olarak duş şeklinde tasarlanmış. Bu da çok kullanışlı. Ben herhangi bir su sızdırma ihtimaline karşı kendim bir duş perdesi ilave ettim. Çok basit bir aparattı. Çok daha hijyenik ve temiz oldu. Gayet de güzel görünüyor bence. Banyo bu kadar. Banyomuz ve lavabomuz bu kadar. Hemen yanındaki gardırop. Yine de hepsinde özel karavan kilitli dolapları vardır. Gördüğünüz üzere gardırobu bu şekilde raflı olarak tasarlamışlar. Altında da yine dolap olarak kullanabiliyorsunuz. Askılarınızı asarak kısa kıyafetlerinizi kullanabilirsiniz. Onun altındaki de buzdolabı. Bu 12 voltluk bir buzdolabı. Aslında standart 220 volt büro tipi buzdolaplarının 12 volt kompresörle değiştirilmiş hali, yani mobil hale getirilmişi. Sistem 12 volt olduğu için ben 12 voltluk kompresör istedim. Normalde burada bir sabitleme aparatım var ama bu biraz salınımdan dolayı koptu, tekrar yapıştıracağım. Altımızda bir çekmecemiz var. Yine ıvır zıvırımızı, ışıklarımızı koyduğumuz çekmece, istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi lavabo ve ocağı da gösterelim. Hemen sağında. Evet, bu da mutfağımız. Şunun öncesinde şöyle söyleyeyim. Marka bu buzdolabını isteğe bağlı olarak sunuyor. İsterseniz ithal buzdolabı seçebiliyorsunuz ve değişik litre kapasitelerde modelleri mevcut. Ben bu 90 litrelik modeli tercih ettim. Yeterli oluyor. Ocağımız normalde standart donanımında ocak yok. Yine bunu ekstra olarak alıyorsunuz bu modelde. Ben İtalyan Ken marka 1+1 kombinasyonlu bir ocak ve lavabo seti tercih ettim. Bunu daha büyük yapabilirsiniz. Ama bu modelde mutfak tezgahında biraz daha çalışma alanı kalması adına ben 1+1 tercih ettim. İsteyen arkadaşlar daha büyük yapabilirler tabii ki. Kontrol panellerimiz burada. Voltaj göstergemiz, akü voltajı, su deposu göstergemiz, normal şalterlerimiz, ana şalter ve iç ara aydınlatmaların şalterleri. 220 volt inverter taktırdığınızda sistemde direkt 220 voltta oluyor. Ama ben her şeyimi 12 volta göre ayarladığım için sürekli olarak sistemde 220 volt yok. Ama tesisatı mevcut. Camping alanında dışarıdan 220 volt veya herhangi bir yerden 220 volt aldığınızda sistem otomatikman 220 voltla devreye giriyor. Onu söyleyebilirim. Ama normalde 12 volt olarak tüm sisteminiz çalışıyor.
USB'lerimiz burada. Telefon şarjı için kullanabilirsiniz. 12 voltluk çakmaklık çıkışımız var. Buradan da herhangi bir el süpürgesi veya elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ben genelde el süpürgesi için kullanıyorum. Çok bunlar da pratik oluyor. Bunlar da depolama alanları. Evet. Standart mutfak çekmecelerimiz. Burada yine altta gayet geniş gözlerimiz var. Tüm uğurumuzu, zıvırımızı fazlasıyla topluyor. Üst taraf çekmece mi? Evet. Yok. Üst taraf çekmece değil. Bu ocağın ihtiyaç duyduğu boşluk. Şunlar saklama alanları. Yani. Yine bir sürü saklama alanımız var. Yine bir sürü dolabımız var. Burada bir sürü eşya alıyor. Dediğim gibi çoğunu kullanmıyorsunuz bile her zaman. Fazlasıyla yeterli. Evet. Devam edecek olursak bir sonraki aşama yemek masası. Evet, ve orayı oturma grubu. Aynı zamanda da yatak olabilen bir oturma grubu. Öncesinde yatak yapmadan önce şöyle söyleyeyim. Şunların altları gördüğünüz gibi iki tarafta bazadır. Çok kullanışlı hale geliyor bu şekilde karavan. Tüm ıvırınızı zıvırınızı topluyor. Burada işte yastıkları koyduk. Buraya ikiler gibi kullanıyoruz. Bunun altını aynı zamanda sigortalarda o tarafta. Ben ekstra olarak bir de okuma lambası koydum. Yine burada USB çıkışlarımız mevcut. Telefon şarjlarımız için. Yani yatar halde ve masa halde herhangi bir donanım kullandığınızda veya telefonunu şarj etmek istediğinizde pratik oluyor. Dışarıdan da az önce gösterdiğim 50'ye 70 havalandırma. Bunlar da yine sineklik ve store özelliği. Tüm camlarda olduğu gibi mevcut. Şimdi bu karavanın özellikle Carpento'nun diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğinden biri aslında panoramik cam tasarımı. Yani diğer firmalarda ben bunu görmedim. Evet, hepsinin de bir cam var, ön cam var, yan cam var. Ama bundaki manzara hissiyatı ve ambiyansla birleştirilmiş olan bu tasarım ayrıntısı diğerlerinden ayırdı. Aynı zamanda kullanılan malzemeler kabak kontra hafif oluşu ve kaliteli oluşu tercih sebeplerimin başında daha oldu. Daha kaliteli ürün montaj etmek. Kesin hafif ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. İşçilikte de çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Tavanımız kumaş kaplamadır. Bütün zeminlerin tamamı kumaş kaplamadır. Silinebilir. Evet, kesinlikle silinebilir kumaşlar. Yine diğer yatak ve oturma grubu kaplamaları da aynı şekilde silinebilir kumaşlar. Perdelerimiz yine dahilinde geliyor. Şimdi genelde şöyle bir endişem olmuştu benim. Camlar çok güzel. Evet, panoramik her yer çok güzel. Panoramik cam dedik. Diğerlerinden ayıran tercih sebebi olarak. Bir diğer sebebi de dayıcım. Bu ambiyans ışıkları. Diğer markalarda ben bunu göremedim. Bence tasarımla birleşen çok iyi bir ışıklandırma mantığı var. Çok daha güzel görünüyor. Soğuk bir hava değil, aynı zamanda sıcak bir ortam yaratıyor bence. Tasarımıyla alakalı olarak söylüyorum. Bunun haricinde tasarımın yanında malzeme kalitesi de fazlasıyla yeterli. Artıları eksileri olarak soracak olursanız. Şimdi şeyi soralım. Moto karavan mı, çekme karavan mı? Hani tercihini doğru mu yapmışsın yoksa keşke bir moto karavan mı alsaydım diye düşünüyorsun? Evet, bu kişiye göre değişir, ne beklediğimize göre değişir, nereye gideceğinize göre değişir. Yani nerede kamp atma hayaliniz var? Çekme karavan off-road donanımı olmadığı durumda her yola gelmez. Dolayısıyla daha kolay ulaşılabilir yerler olması lazım. Aynı zamanda daha da önemlisi hafta içi çalışan, özel sektörde çalışan insanlarız. Dolayısıyla hafta sonları izinlerimiz oluyor veya yılda bir kere blok halde bir yıllık iznim olursa oluyor. Dolayısıyla böyle hem hadi gidebileceğimiz tarzda pratik, kompakt bir karavan istemiştim ben. Aynı zamanda kullanım masrafları da bizi üzmeyecek bir karavan olması gerekiyordu. Ve aynı zamanda karavanı alırken de çok büyük bütçe gerektirmeyen bir model olması gerekiyordu. Bunların üçünü birleştirdiğimde ben çekme karavan tercih ettim. Çünkü moto karavan demek benim açımdan ikinci bir araç demek. İkinci bir vergi, ikinci bir muayene, ikinci bir bakım masrafı vesaire. Diğer bir önemli özelliği de ben kamp attığımda civardaki gezilecek, görülecek yerleri merak ediyorum. Ve
Çekme karavanımı orada bırakıp arabamla, şahsi arabamla gidiyorum, geziyorum, dönüyorum. Akşam yine standart otelime dönüyormuşum gibi karavanıma dönüyorum ve kampıma devam ediyorum. Ertesi gün yine aynı şeyi yapabiliyorum. Veya herhangi bir ihtiyaç olduğunda arabama atlayıp işimi görüp alışverişimi yapıp geri gelebiliyorum. Yani motokaravanla bu değişik çözüm yöntemleri var ama motosiklet, bisiklet taşıyorlar arkadaşlar yanlarında. Ama ailecek tabii ki bunu yapamazsınız. Motokaravanla bu çok daha zor. Değil mi dayıcım benim? Zeynep adamız da tırmanıyor, evet, her zamanki gibi. Çok sever. Peki şimdi şunu soralım. 6 aydır bu karavanı kullanıyorsunuz. Sizin için artı ve eksi olan bölümü. Oradan sonra artık bitirelim. Zeynep Ada da artık sıkıldı. Yani dediğim gibi az önce de söyledim. Yaz kullanımlarında, yaz kamplarında tecrübe şansım oldu daha çok. İnşallah kışın da yapacağım. En büyük yaşadığım sıkıntı 50 litrelik su kapasitesinin biraz yetersiz gelmesi oldu. Üreticiyle aslında bunu konuştuğumuzda bazı denge unsurlarından dolayı bu şekilde tasarlandığını söyledi. Ama ben bunu aşmak için yanımda, arabamda birkaç damacana su taşıyorum ve bu da çözümsüz bir şey değil. İhtiyaçları yani, gideriyor. Evet, onun haricinde çok keyif aldığımız, çok zevkle kullandığım bir karavan diyebilirim. Zaten kamp alanına gittiğinizde oradaki duşları da kullanabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu sadece kamp harici yerler için geçerli. Mutfak için bile bu geçerli. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu işten ne kadar keyif alacağınız, ne beklediğinize göre çok değişir. Beklentileriniz fazlaysa donanımınız da ona göre olmalı. Ben 24 saat elektrik istiyorum diyorsanız güneş paneliniz olmalı. Ona göre bir elektrik tesisatınız olmalı. Onun karşılayacak bir buzdolabınız olmalı. Yani ne kadar donanım o kadar keyif demek. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa her çekme karavan aynı değil. O zaman şimdi oturma grubumuzu bir de yatak yapalım. Tabii. Sonra veda edelim. Göreceksiniz, o da çok basit ve pratik zaten. Ben size mikrofonu takdim edeyim. Çok basit. Bu diğer karavanlarda görmediğimiz model. Bu yine Carpanta'ya özel bir tasarım. Ben çünkü incelediğimde fuarda bütün modelleri inceledim. Böyle bir tasarım yok. Şöyle bir klipsimiz var. Çok basit. Onlardan kurtarıyoruz. İki taraftan ve indiriyoruz. Yastıklarımızı da koyduğumuzda sırt yastıklarımızı yatak haline gelmiş durumda. Bu kadar. Ben kaç saniye olduğunu saymadım ama herhalde çok uzun bir şey değildir. Hemen tekrardan ben size koltuk yapayım. Bu sefer de saymıyorum. Yine aynı şekilde alıyoruz, kaldırıyoruz. Klipslerimiz var. Klipslerimizi yerleştiriyoruz. Yine yaklaşık o kadar sürede masa oldu. Evet arkadaşlar. Biz bu güzel çekim için kuzenime, yani Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenirseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Zeynep'a da araştırmada.